31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Düzce Belediye Başkanı seçilen Dr. Faruk Özlü'nün başkanlık koltuğunda 2 yılı geride kaldı. Başkan Özlü, göreve geldiği günden bugüne kadar Düzce halkı tarafından omuzlarına yüklenen görev ve sorumluluklarını en iyi şekilde yerine getirmeye gayret etti. Doktor Faruk Özlü, kendisine verilen emaneti her zaman özenle korumaya gayret etti. Düzce bizim evimiz anlayışını prensip edinen Başkan Özlü, günün ilk ışıklarından gece yarısına kadar Düzce halkının mutluluğu için, Düzce'nin makus tarihini yenmek için mücadele ediyor, çaba üstüne çaba sarf ediyor. Başkan Özlü'nün hizmet anlayışında mesai mefhumu, zaman sınırı yok. Düzce'nin gelişmesi, büyümesi, halkın geleceğe güvenle bakması için gece gündüz yağmur çamur demeden mücadele ediyor. Bu belediyenin işidir, değildir diye düşünmeden şehrimizde nerede sorun varsa çözmek, yapılacak ne varsa yapmak için insanüstü bir çaba sarf ediyor. Düzce'yi sadece belediye hizmetleriyle değil, sanayisiyle, üretimiyle, tabiatıyla, eğitimiyle, bilimiyle, teknolojisiyle, sağlığıyla, ulaşımıyla, tarımıyla, sanatıyla, kültürüyle ve turizmiyle göz dolduran, parmakla gösterilen örnek bir marka şehri haline getirmek için insanüstü bir gayret gösteriyor. Günü kurtarmak için değil, geleceğin Düzce'sini inşa etmek için çalışıyor. Düşünün bir kere, Fırat kenarında bir kuzu kaybolsa korkarım ki kıyamet gününde onun bile hesabı Ömer'den sorulur. Sözünü düstur edinip bir yandan şehri emin olduğunuz şehirde küçük bir sorun yaşansa sizin yüreğiniz sızlayacak. Bir yandan altyapıdan asfalta, mimardan sosyal yaşama, kültürden sanata, Düzce'nin her sorunuyla uğraşacaksınız. Bir yandan mega projeler üreteceksiniz, bir yandan bu projelere kaynak bulmak için mücadele edeceksiniz. Kıt imkanlarla şehre her alanda hizmet etmeye çalışacaksınız. Halkınızın mutluluğu için her türlü fedakarlıkta bulunacaksınız. Bu uğurda ailenizden, çocuklarınızdan, sosyal hayatınızdan vazgeçeceksiniz. Her türlü eleştiriye göğüs gereceksiniz. Soruyoruz, bütün bunlar niçin? Neden bu çaba? Bu fedakarlık niye? Bütün bunlar makamla, mevkiyle, parayla, pulla açıklanamaz. Bütün bunların sebebini çoğu anlayamaz. Bunun adı memleket sevdasıdır. Bu duyguyu yaşamayan bilemez. Aslında hepimizin
Bu cennet vatanda, güzelim şehirde yaşayan herkesin aynısını yapması gerekmiyor mu? Kim olursak olalım, mesleğimiz, yaşam tarzımız, ekonomik durumumuz ne olursa olsun bu ülkeye, bu şehre hizmet etmemiz, bu milletin, bu şehrin derdiyle dertlenmemiz gerekmiyor mu? Bu topraklara, bu şehre, bu memlekete olan vefa borcumuzu ödemenin yolu bu değil mi? Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü ve ekibine Düzce'ye yaptıkları hizmetler için teşekkür ederken bundan sonra kendisine ve ekibine sonsuz başarılar diliyoruz. Allah yar ve yardımcılar olsun. Nice 500 günlere. Burası gerçekten bizim doğduğumuz, büyüdüğümüz, yaşadığımız yer. Buraya evimiz gibi bakacağız, evimiz gibi göreceğiz. O yüzden Düzce bizim evimiz, bizim sloganımızdır, bizim temel yaklaşımımızdır.